Bu videoda birçok makyaj tüyosu bir arada artık kurumuş göz altlarına son veriyoruz. Hollywood make-up artistlerinin en büyük sırrını göstereceğim. Eğer dudak kalemini taşırarak sürüyorsan Kim Kardashian'ın make-up artisti Mario'nun taktiğiyle en doğal dolgun dudaklara sahip olabileceksin. Farsayın kadar eyeliner'a sahipsin desem. Hem de tek bir ürünle kaş sabitlerken sana öyle bitiyor vereceğim ki bir oh çekeceksin. Hepsi ve daha fazlası için izlemeye devam et. Kanalımdaki ücretsiz dersleri kaçırmak istemiyorsan abone ol ve beğeni bırakmayı unutma. Hazırsan eğer başlıyoruz. Selam arkadaşlar. Umarım harika bir hafta geçiriyorsunuzdur. Benim sesimin kötü gelmesinin nedeni Covid'imden dolayı kaynaklanıyor ama hiç sıkıntı yok. İşimizin başındayız. Çok heyecanlıyım bu video için. Şimdi mesela bu şekilde kaşlarınızı sabitlerken eğer kaş sabitleyicisi kullanıyorsanız yani kaş sabunu böyle kas katı kesiliyor ve hiçbir şekilde belli bir noktadan sonra sabitlemiyorsunuz. Sabitleyemiyorsunuz. Bu her türlü her markada oluyor maalesef geliyor başımıza. Yani ben uzun süredir kaşımı bunlarla sabitlediğim için. Bunu yaşıyorum ama şimdi bunu yaşamaman için kaç maskaraları var. Bildiğiniz gibi bir sürü markanın var. Gerçekten bunda da marka fark etmez. Bunlarla bunun üzerinden geçtiğinizde çok rahat bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Eskiden bu işlemi ben suyla yapıyordum. Suyla yapınca şöyle bir fark oluyor. Kaşta ağırlık olduğundan dolayı e, daha kısa süre sabitlenmiş bir kaşa sahip oluyorsunuz. Direkt düşürüyorsun ama eğer ki kaş şirmeliyle sabitlerseniz gerçekten bütün gün boyunca Oyunca kaşlarınız aynı şekilde kalıyor. Çünkü zaten sürmüş olduğunuz o kaş sabitleyicisi artık kaş sürmeli üzerine daha da kaşlarınızı kolayca sabitlerinizi sağlıyor. Şimdi ben devamlı bunu söylüyorum ama yine de bu videoya eklemek istedim. Kaşın altına çizilen çizgi kaşı kalkık gösteriyor. Gerçekten gösteriyor. Kaş sabitlemesi için ben ayrıca bir şey almıyorum. Kendi kapatıcımla bunu hallediyorum. Aynısını da tavsiye ederim. Gerçekten bu şekilde concealerla bir baz oluşturmak göze fardan önce. Yani bunun yerini benim için hiçbir şey almıyor ama tabii ki bir pudrayla sabitlemek şartıyla. Yani bunu da yaparken mesela çizgiler arasında donmuş hemen üzerine pudra sürmeyin. Ne yapın? İlk önce şöyle parmağınızla ya da fırçayla güzelce o çizgileri yedirin yedirin. Daha sonra pudreli üzerinden geçerseniz o zaman daha güzel bir sonuç alacaksınız. Bu arada kipiklerimin kusuna bakmayın. Kafayı yemiş durumdalar. Son yaptırdığım ipek kipikten hiç 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 memnun kalmadım. Zaten böyle dönüp durdu. Tekli takacaklardı güya uyandığımda böyle onlu falan takmışlardı. Neyse. Bu konu geçiyorum. Şimdi ise öncelikle göz altlarımı ne kadar kuru olduğundan bahsetmeme gerek yok. Zaten egzama var. Ama son zamanların en bomba tiyosunu paylaşıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bildiğiniz göz göz kalemi mümkünse waterproof yani suya dayanıklı olsun. Gerçekten efsane duruyor. Ne yapıyoruz? Bu göz kalemini gözümüzün altına sürüyoruz. Parmağımızı kullanarak göz kaleminin nude tonlar olabilir, beyaz ton olabilir, hiç fark etmez. Bunu göz altına sürdüğümüzde, elimizle güzelce yedirdiğimizde ve sonra concealer yani kapatıcı sürdüğümüzde gerçekten göz altlarınız kurumuyor. Çünkü göz altını kurutan şey aslında konsilerin kendisi değil. Konsilerimizi yani kapatıcımızı sabitlemek için sürmüş olduğumuz pudra aslında bizim göz altımızı kurutuyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Bu nude tonda kalemlerden yardım alıyoruz. Bu kalemlerle sürmüş olduğumuz concealer yani kapatıcı bir araya geldiğinde kendi kendini sabitlemiş oluyor. Bu yüzden ekstradan ayrıca pudrayla sabitlememize gerek kalmıyor. Pudrayla sabitlemeyince de ne oluyor? Göz altlarımız kuru olmuyor. Gerçekten bu efsane bir taktik. Instagram'da bunu paylaştığımda çok iyi dönüşler aldım. Birçok kişi denemiş ve beğenmiş. Bence kesinlikle denenmesi gereken bir yöntem. Bazısına uyuyor bazısına olmuyor bazen. En iyi yöntem bile. Aynı doktor gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela bazı kişiler de dedi ki bana bu yöntem tamam ama bizim göz altlarımızda grileşme söz konusu. O zaman da bu color corrector'ları işe giriyor. Yani renk düzenleyiciler. Kapatıcınızı sürmeden önce gözünüzün altına ince bir tabaka halinde bunu uyguladığınızda, üzerine kapatıcı sürdüğünüzde renk düzenleyici adı üzerinde o grileşmeyi kesinlikle sahip olmuyorsunuz. O grileşme olmuyor gözünüzün altında. Gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Aynı şekilde eğer ki sivilceniz varsa da o zaman yeşilini deneyin. Zaten Color Corrector, renk düzenleyici yazdığınızda internette neyi nereye süreceğinizi gösteriyor. Benim de bir videom var aşağıya linklerim. Şimdi sahip olduğunuz far kadar eyeliner'a sahip olabilirsiniz desem. Hem de büyük ihtimal evinizde olan bir ürünle. Micellar. Ben Micellar demiştim. Ee, TikTok'ta olay oldu. Arkadaşlar İngilizce biliyorum. Micellar. <laughs> Micellar suyuyla gerçekten bu mümkün. Ee, onda ne yapıyorsunuz? Fırçanızı şöyle daldırıyorsunuz. Benim çok az kaldı için fırçamı içine soktum. Yani daha fazla harcamayayım diye. <laughs> Sonra istediğiniz farın üzerine gidiyorsunuz ve... Böyle bu kadar. Yani bu budur. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki de elinizi hani öyle ovuşturursanız falan gözünüze o eyeliner kalmıyor. Inglot da dene dendi bana Inglot'un Duraline ile. Ona denedim zaten. Hatta ikisini karşılaştırdım. Onun testini de yakın bir zamanda paylaşacağım. Bu arada test paylaşmaya doyamıyorum galiba. Bir de makyaj sabitleyici suyla bunu yapan varmış. Onu da deneriz yani. Şu elimde görmüş olduğunuz fırça tırnak fırçası arkadaşlar. Bunu bana soruyorsunuz ama galiba 60 TL falan aldım Trendyol'dan. Linklemiştim. Tekrar linklerim. Gerçekten normal bir fırça almaya kalksanız makyaj için şu anda yüzden aşağıya fırça yok iyi bir fırça yok o yüzden tavsiye ediyorum. Big By Definition'ı kullanıyorum Sephora'nın. E, kirpikleri de besliyor ama burada trik tek bir tarafa doğru fırçayı çekmek. Tüyomuz bu yani tek tarafa yüklenerek fırçayı çektiğinizde o kalıntısını almış olduğunuzdan dolayı gerçekten maskaranızı çok daha rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Maskaranızı sürerken o kirpikler birbirine yapışmıyor. Milyon kat daha fark ediyor. Gerçekten tavsiye ederim. Ay, o kadar burnum tıkalı ki doğru konuşamıyorum bile. Gerçekten e, bu videoyu çekmek istediğim için, yetiştirmek istediğim için bu sesle çıktım. Ee, çok çok özür dilerim. Ee, aynı şekilde Kemiklerimin altına da aynısını uyguluyorum ve tek tek ayırarak sürmüş oluyorum yana yatırma yöntemini kullanarak. Şimdiki triğimiz, <laughs> trik deyip duruyorum kızacaksınız. Şimdiki tiyomuz ise şu üçgen çizip highlighter uygulama. İlk noktamız kaşın altına gidiyor. İkincisi göz bebeğimiz, ay göz bebek değil orasının ismi neydi? <laughs> göz pınarı, hastalık başıma vurdu. Göz pınarına uyguluyorum. Bir de el oje kemiğinin üzerine üçgeni gördünüz mü? <laughs> Üçgen ortada. Benim bu yıllardır yapmış olduğum bir uygulama aslında ama kremsi bir highlighter'la bunu yapmamıştım. Bu elimdeki Charlotte Tilbury'nin bir highlighter'ı. Bunun muadilini de Instagram'da paylaşmıştım. Hatırlarsanız NIX'in Bond Bond Glow ismindeki ile bayağı bir benzerlik gösteriyordu. Rengine de aşığım bu arada. Gerçekten efsane. Ve bunu böyle güzelce parmağımla yediriyorum ve bu şekilde gözü ortaya çıkaran teknik diye bunu adlandırmak isterim. Çünkü gerçekten bunu yaptığım zaman hani hem kaşımın altında hem göz pınarımda hem işte emacık kemimde olan o ışıltı gözü bir tık daha ön plana koyuyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi göz çok daha ortada normale göre. Ve şimdi artık sona yaklaşıyoruz. Gerçekten uzun bir video olmasa bile yine de çok dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Sondan ikinci taktiğimizi ben daha dün paylaşmıştım aslında kontürü uygulama şeklimiz biz genellikle çizgiyi yüzümüze çiziyoruz ya aslında ben şu an kontürün nereye uygulamamızı gösteriyorum. Aslında şunu yapmamız lazım. Fırçaya kontürü sürdüğümüzde kremsi yapıda olan kontürü. O zaman gerçekten çok daha kolay oluyor. Karıştırması deneyin görün. Efsane daha kolay. Çünkü yüze çizilen çizgileri karıştırmak çok çok daha zor. Buna kıyasla tavsiye ederim. Son Kim Kardashian'ın make up Mario'dan gelsin. Şimdi ne dedi o? Taşıracaksınız dudağın merkezinden üstünden ve altından taşırın dedi. Yani hemen göstereyim. Şimdi taşırken ne yapıyorum? Hem üstten taşırıyorum dudağımın tam merkezini hem de altından. Eğer yanlışı gösterirsem doğruyu daha kolay buluruz diye hemen bir yanlışı göstereyim. Bu da yanlış demeyelim. Yani bunu yapıp mutlu olan vardır eminim. Ben de yıllarca böyle yaptım ama ağzım kalem sürdüğümde daha büyük duruyordu. Ben öyle bir şey istemem. Ben dudaklarımın daha dolgun durmasını istiyordum. Bu şekilde kendi natural çizginizin bir tık üzerinde eğer kalemi taşırırsanız ağız büyük duruyor. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz dudağı dolgun gösteriyoruz göstermek istiyoruz merkezden üstten alttan taşırdıktan sonra dudağın doğal çizgisinin içinde kalırsanız gerçekten efsane bir dudak <laughs> dudağa sahip olabileceksiniz bundan şüpheniz olmasın evet umarım güzel bir video olmuştur verimli bir video olmuştur bir şeyler öğrenmişsinizdir eğer ki bana öğreteceğiniz bu çok güzel bir taktik bunu denemelisin dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında yazın ben de onları mutlaka yapacağım size geri dönüyor olacağım Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, sizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın!